Hey, let's have a debate. We talking about popping, I promise I'm feeling the way. I took the bodies up out of my closet, I buried them deep in the Atatürk Action'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle birlikte Ezhel'in Margiela parçasını dinleyeceğiz. Hepimiz uzun zamandır Ezhel'den Afro Trap tarzında aşk, love, romantik vesaire tarzda parçalar duyuyoruz. Ve artık bu biraz dinleyiciyi sanırım sıkmıştı. Beni sıkmıştı açıkçası. Geçtiğimiz zamanlarda paylaştığı kesitlerden fark ettik ki Margiela bunların dışında bir parça. Ve ben bu parçayı gerçekten merak ettim. Şimdi şarkıyı sizlerle birlikte açıp dinleyeceğiz. Normalde bu şarkı geçtiğimiz hafta çıkacaktı. Fakat bu Filistin'deki işte hastane bombalama, ulusal yas vesaire durumlarından dolayı Ezhel şarkıyı bu haftaya ertelemişti. Şarkıda klip de var. Hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Videoları beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, abi selamünaleyküm, abi aleykümselam yazmayı unutmayalım. Şimdi hızlı bir şekilde şarkımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şarkımız 38 dakika önce paylaşıldı. 3796 görüntülenme aldı ve 683 yorum var. Gerçekten büyük bir etkileşim. Dur ya şu gözlüğü çıkartayım. Fokus kayıyor. Dinleyelim bakalım Margiela nasıl olmuş. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Direkt olarak şarkımıza dalıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben Margiela'nın ne olduğunu bilmiyordum. Yani böyle bir marka varmış. Fransa'da çok büyük bir markaymış. Araştırdım biraz şarkının ismini duyduğum zaman. Hani ne demek falan filan diye. Çünkü Ezhel'in şarkılarında genelde çok farklı kültürlerden çok farklı şeyler görebiliyoruz. Margiela'yı da araştırdığımda buna ulaşmıştım mesela. Sanki böyle tarz biraz hani giyim tarzı klipteki hani Fransız modası, altta işte ayakta Margiela vesaire falan filan gibi hani kunduramsı ne bileyim. Çünkü klipte Reels'larda öyle şeyler görmüştük. Arts was poppin' my G. Havada bir bulut promun dumanı. Duramam yerimde sadece yukarı. Uçarım Ferrari zulamı bulalı. Kaçalım gel kız gezdireyim kudamı. Mahpushanede bacı kız Margiela. Manitam bir felaket başa bela. Göçepte Dimebag cigaran pantera. Dinerolarımla dolu bu da heta. Rakımın yanında caciki feta. Yavrum o nela dudakların leka. Son vuslattan beri nesnes ne seda. Edin videoya selam rest in peace beta. Rest in peace maestro yaktım içera. Beta ve maestro'ya bir rest in peace verilmiş. Bir R.I.P. verilmiş. Şarkısında buna yer vermesi gerçekten güzel bir şey olmuş. İki isim de Türkçe rap için çok önemli insanlardı. Oraya bir bakmam lazım. Tekrar kaçırdığım bir şey var mı ya orada? Bir Beta gördüm. Bir Maestro gördüm. Son vuslattan beri nesnes ne seda. Edin Vio'ya selam. Rest in peace Beta. Rest in peace Maestro. Evet, Vio'nun da resmi vardı orada. Ona da R.I.P. diyoruz. Üç ismi burada ele almış ve hepsine bir respect vermiş, bir R.I.P. vermiş. Onun dışında beat, mükemmel bir beat olmuş. Zaten şu arka tarafta kullanılan pad şeylerini ben çok seviyorum. Genelde böyle Amerika'da işte Young Thug, ondan sonra Offset'in son çıkardığı Say My Grace parçasında falan. İşte Travis Scott'ın kısım kısım birçok parçasında görüyoruz bunu. Böyle bir beat kullanılması çok hoşuma gitti. Çünkü Türkiye'de bu enstrümanlar genelde çok fazla kullanılmıyor. Ki Amerika'da gerçekten çok uzun zamandır bu tarz soundlar kullanılıyor. Sound çok kaliteli olmuş. Çok iyi. Harbiden çok beğendim. Şarap gibi rapim kalmaz sen. Dönüyorlar hepsi semazen. Dedim Efe'ye dediler zaten. Hele ki yanımda bu civarken. Olur birden bütün dünya malem. Demir parmaklıklardan bir pencere. Mahpushanede bacı kız Margiela. Biz bugün nereye gelmedik acele. Yanımda bebeler i̇şte, her gün Margiela. Eskiden yoktu evimde malzeme. Şimdi sofrada havyar var parmesan. Boş yapman lan demedik mi kaç kere. Hatırlar sinirden olur kan ne var. Demir parmaklıklardan bir pencere. Mahpushanede bacı kız Margiela. Biz bugün nereye gelmedik acele. Yanımda bebeler her gün Margiela. Eskiden yoktu evimde malzeme. Şimdi sofrada havyar var parmesan. Boş yapman lan demedik mi kaç kere. Hatırlar sinirden olur kan ne var. Yine yaptık. Evet şimdi bir dakika bir saniye abi çok hype girdi şu anda ikinci verse ama durdurup şu kısmı bir yorumlamam lazım. Şimdi arkadaşlar şurada muhtemelen bir ön nakarat tarzında bir şey yapılmış. Sonrasında bir off beat girip nakarata geçmiş orada. O kısım çok güzel olmuş yani ön nakarattan bağlaması çok tatlı olmuş. Lirikte kullandığı birkaç bir şey vardı sanırım bir yerlere gönderme yapılmış. Koronadan önce düştüm masken gibi bir şeyler söyledi orada yanlış duymadıysam. Şimdi bazen çünkü şarkıyı ilk defa dinlerken birçok şeye dikkat ediyorsun klip işte full of vesaire ki Ezhel'in lirikleri genelde zengin lirikler olduğu için
fokuslanmaya çalışıyorum. Ama bir yandan da şarkı beni alıp götürüyor. Orada bir yerlere gönderme yapılmış. Hani koronadan önce düştüm masken. Çok ufak hemen bir geri alıyorum. O kısmı dinleyip tekrar buraya geri zıplayacağım. Yanımda Boogie varken olur birden bütün... Boogie'ye respekt vermiş. Semazen dedim Efe'ye dedi la zaten. Hele ki yanımda Boogie varken olur birden bütün dünya malem. Demir parmaklıklardan bir pencere. Mahpushanede bacıksız macera. Biz bugün nereye gelmedik acele. Yanımda bebeler her gün macera. Eskiden yoktu evimde malzeme. Şimdi sofrada havyar var parmesan. Boş yapman lan demedik mi kaç kere. Hatırlar sinirden olur kan nevan. Demir... Evet aynen, nakarat kısmında da yani eskiden hani bizim durumumuz bu kadar iyi değildi. Tabii rap ile uğraşanlar çok eskiden para falan kazanmıyordu arkadaşlar. Yani kazançlar çok düşüktü. Belli bir yerden sonra işte şirketler Türkiye'ye gelmeye başladı. Rap müzik daha fazla dinlenmeye başladı vesaire derken artık iş daha kazançlı olmaya başladı. İşte Spotify'lar vesaire girdi işin içerisine. Günümüzde evet rap müzik kazançlı. Burada tam olarak ondan bahsetmiş. Hani eskiden durumumuz yoktu. Şimdi soframızdan işte havyar, parmesan vesaire bunlar eksik olmuyor diyor. Burada şu anki durumunun artık zirve olduğundan da bahsetmiş. Beat halen daha bende yankılanıyor. Çok beğendim arkadaşlar beat'i. Gerçekten çok beğendim. Klip zaten söyleyecek bir şey yok. Klibi gerçekten çok beğendim. Kendine has bir giyim tarzı var Ezhel'in kliplerde. O da çok hoşuma gidiyor. Parmaklıklardan bir pencere. Mahpushanede bacıksız macera. Biz bugün nereye gelmedik acele. Yanımda bebeler her gün macera. Eskiden yoktu evimde malzeme. Şimdi sofrada havyar ve parmesan. Boş yapman lan demedik mi kaç kere. Hatırlar sinirden olur kan nevan. Yine yaptık la we did it again. Sare doğrular dökülür dilimizden. Ne zaman dalga geçerse biri bizden alır. Üçü birini bir bu gibi ben bir yefe yaptım. Fe alma kinimi sen. Tüttürü dünyara içim gider Santorini'ye. Gel yavrum bikiniyle yapalım seninle iki kişilik bir tren. Tripimizden bütün tribiniz koca bir tribünüz. Geçeriz içinizden. Bu bizim işimiz, gerçeği yaşarız. Sahteler kendince film izler. Bir şeyin farkı yok frisbee'den. Elbet geri dönerler birden bir gün birden. Brick wall'da creep. Bu TikTok'ta sikzok bir video değil, git topla primini sen. Primini sen. 44 yeni köylü mahalle. Konser deli dolu sahne. Kıskan deli koru bane. İnsan biraz edep erken bilir. Olhan Muğruna merdane. Yesin seni Sercan'ı. Bullshit where I be party. Of abi, durdurmak zorundayım arkadaşlar. Biliyorum küfür ediyorsunuz belki ama yani şarkıyı da yorumlamam lazım. Durduramadım. Yine bir ön nakarat kullanmış ve şurada kullandığı yani ikinci verse'de kullandığı flow'lar çok farklıydı. Birinci verse'de kullandığı flow'lar çok farklıydı. Buradaki ön nakaratta yani ilk ön nakaratta çok farklıydı. İkinci ön nakaratta yine çok farklıydı. Yani burada daha çok nameler kullanarak belli başlı flow'lar yapmış ve orayı da çok melodik geçmiş. Mükemmel olmuş oğlum. Yani buradan Sercan'a gerçekten respect atıyorum abi. Ben parçayı gerçekten beğendim arkadaşlar. Şimdi ritim olarak düşük bir parça olabilir. Yani hani böyle çok hype vesaire falan yok. Göndermeler biraz daha gizli kapaklı. Orada işte frisbee gibi dönersiniz vesaire falan diyordu. Üstü kapalı göndermeler. Yani direkt olarak isim vermemiş. Paspartu'daki gibi. Paspartu der ne kadar kardeşim ben respect attım dese de. Sercan Twitch yayınında öyle değildi o olay. Orada da bir ironi yapmış diye düşünüyorum. Ama burada biraz daha kapalı uçlu göndermeler var. O yüzden şimdi şarkının tansiyonu birazcık düşük. Ama baktığınız zaman teknik açıdan da çok zengin bir parça olmuş. Yani gerçekten şarkının her yerine farklı şeyler serpiştirmiş. Santorini'den, Yunan kültüründen, Almanya'dan falan birçok yerden farklı kültürler serpiştirmiş şarkıya. Daha çok analiz edilir. Ama uzatmayacağım, sıkmayayım diye. Şuradan itibaren geri alıyorum. Şuradaki ön nakarat kısmı mükemmel olmuş. Dönerler birden bir gün birden. Brick wall'da creep walk bu TikTok'ta sikzok bir video değil. Git topla primini sen. Bak burada da bir gönderme var. TikTok'ta sikzok bir video değil, git topla primini sen diye bir şey söylemiş burada da. Hani tahmini olarak tabii ki bazı isimler olabilir. Ama yani ben videoların birçok kişi tarafından izlendiği için çok fazla böyle bilip bilmeden isim belirtmek istemiyorum şuna gönderme yapmış diye. O yüzden burada herhangi bir yorum yapmayacağım. Primini sen. 44 yeni köylü mahalle. Konser deli dolu sahne. Kıskan deli koru bane. İnsan biraz edep erken bilir. Olhan Muğruna merdane. Yesin seni Sercan'ı. Bullshit where I be party. Demir parmaklıklardan bir pencere. Mahpushanede bacıksız macera. Biz bugün nereye gelmedik acele.
acele. Yanımda bebeler her gün macera. Eskiden yoktu evimde malzeme. Şimdi sofrada havyar ve parmesan. Boş yapman lan demedik mi kaç kere. Haterlar sinirden olur kan ne var. Demir parlaklıklardan bir pencere. Mahpushanede bacık tiz marcela. Biz bugünlere gelmedik acele. Yanımda bebeler her gün macera. Eskiden yoktu evimde malzeme. Şimdi sofrada havyar ve parmesan. Boş yapman lan demedik mi kaç kere. Haterlar sinirden olur kan ne var. Çok epik bir beat olmuş ya. Yani gerçekten çok epik bir beat olmuş ve Ezhel bunu çok iyi değerlendirmiş. Nakaratın son kısmında haterlardan bahsetmiş. Anlar da işte falan filan fasafiso. Bizi engelleyemiyorsunuz falan filan demiş. Çok uzun zamandır en çok beğendiğim şarkılardan bir tanesi oldu. Az önce söylediğim gibi yani bu soundların, bu sample'ların, işte o pad'lerin Türkiye'de kullanılması falan benim çok hoşuma gitti şu anda. O yüzden Boogie'ye de Ezhel'e de gerçekten tebrikler diyorum arkadaşlar. Siz de Şarkak'taki yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Kaçırdığım yerler varsa kusura bakmayın. Şarkıyı bitirelim. Bravo amına koyayım. Harbiden bravo. Evet arkadaşlar, şarkımızın sonuna geldik. Şarkı hakkındaki bütün yorumlarımı sizlerle paylaştım. Umarım sizler için keyifli bir kaç dakika? 15 dakika olmuştur diyelim. Herhalde videoda o kadar olur muhtemelen. Bana vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli vaktinizi aldık. Eyvallah, çok sağ olun. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Peace bro.